Ağzı bıllah min Şeytan Rjeem. Bismillahi rahman Rabbi Ve salat ve selamü ala Rasulina Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Bizleri yoktan var eyleyen, varlığından haberdar eyleyen, yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Salat ve selam iki cihanın serveri, ahir zaman peygamberi, İmamül Enbiya ve tacul Asfiya, Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, onun âl ve ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Mevla-i Mütal cümlemizin ahir ve akıbetlerini hayır eyleye, cümlemizden ve cümle ümmeti Muhammed'den ahirete irtihal eyleyen bütün ehli imana, geçmişlerimize, şühedaya Mevlam gani gani rahmet eyleye. Cümlemizin hastalarına acil şifalar nasip eyleye. Darda olan müminlere kolaylıklar ihsan eyleye. Aziz ve muhterem müminler, değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimizin bir vaadiyle başlamak istiyorum. Müminun suresinin ilk ayetinden bahsediyorum. Estağdu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Kad aflahal müminun. Müminler kesinlikle şeksiz ve şüphesiz felaha erdiler, kurtuluşa erdiler diye vaat ediyor Mevlamız. Kurtuluşa ermek yani bu dünyada ve ahirette müminlerin umduklarına nail olması, korktuklarından emin olması demektir. Mevlam cümlemizi umduklarımıza nail eylesin, korktuklarımızdan emin eylesin. Mevlamız bu vaadinden hemen sonra o kurtuluşa eren müminlerin bazı özelliklerini sayıyor. Buyuruyor ki onlar namazlarını huşu içerisinde kılarlar. Onlar boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Zekatlarını bir hakkın verirler. İffetlerini, namuslarını muhafaza ederler. Onlar söz verdikleri zaman sözlerinde dururlar. Emanetlere riayet ederler emanet hukukunu gözetirler ve onlar namaza devam ederler. Bu özellikleri saydıktan sonra Yüce Rabbimiz hemen devamında اُولَٰئِكَ هُمُ O müminler onlar varistirler. اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ firdevs, hum ف۪يهَا خَالِدُونَ Onlar Firdevs cennetine varis olacaklar ve orada ebediyen kalacaklardır. Değerli kardeşlerim, cennetin bölümleri var. Onlardan birisi de Firdevs cenneti. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Yüce Rabbimizden cenneti istediğiniz zaman Firdevs'i isteyin diyor. Çünkü o cennetin ortasıdır. Cennet ırmakları onun dibinden fışkırır. Allahu Teala cümlemize cennetini, Firdevs'ini nasip eylesin. Varis olma meselesine gelince o müminler varis olacaklar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuyu şöyle anlatıyor. Her insanın hem cennette hem de cehennemde yeri var. Mümin cennete girdiği zaman hem kendi yerine girecek hem de cehennemliğin cennetteki yerine varis olacaktır. Cehennemde aynı şekilde Yüce Rabbim cennete girmeyi ve oradaki o güzel Firdevs cennetine varis olmayı cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, tabi cennet diyoruz, cennet nimetleri diyoruz, hep onu arzu ediyoruz ve inananlar olarak elhamdülillah biz de o cennetin yolcusuyuz. Mevlam cümlemize nasip eylesin. Yüce Rabbim orada buluşmayı da nasip eylesin. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ashabına bir gün cennetin güzelliklerini anlatırken, cennet nimetlerinden bahsederken oradan bir ses duyulur. Birisi söze katılır ve der ki, Ya Resulallah ben atları çok seviyorum. Cennette at var mıdır? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mütebessim bir şekilde sen cennete girersen sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek ve sen o atla cennette istediğin yere uçacak gideceksin diyor. Bunu duyunca bir başkası ya Resulallah ben develeri çok severim. Cennette deve var mı? Öbür birisi başka bir şeyi seviyorum demeye başlamadan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ayeti kerimeyle onlara cevap veriyor. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah, Bismillah ve fiha ma teştehihil enfüsü ve O cennette İnsanların, nefislerin arzu ettiği, iştah duyduğu her şey var. Ve gözlerin görmekten lezzet aldığı, hoşlandığı her şey vardır. Mevlam o güzelliklere ulaşmayı cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, kutsi bir hadisi şerifte yani manası Allah'tan, sözler peygamberimizden bir hadisi şerif, kutsi hadiste Allahu Teala buyuruyor ki, قال الله اعددت لعباد الصالحين ما لا عين ben cennette salih kullarıma öyle nimetler hazırladım ki hiçbir göz onu bu dünyada görmedi Vela la udunun semiat hiçbir kulak onu işitmedi Vela la hatara ala kalbi beşerin hiçbir beşerin kalbi de onu kuşatacak, onu hayal edecek güçte de değildir. Yani cennet nimetleri değerli müminler çok güzel, çok iyi ama ve lakin oraya gitmenin de elbette bir karşılığının olması lazım. Oraya götürecek sebeplerin bulunması lazım. Bunlardan birincisi değerli müminler bizi cennete götürecek olan birinci amil imandır. Hani biraz önce okuduğum ayeti kerimede Müminler felaha erdiler. Yani imanlı olan insanlar cennete girecekler. Sadece iman mı? Elbette ki imanla beraber salih amel, güzel davranışlar. Bütün bunları bize kim öğretti? Yüce Rabbimiz kitaplar gönderdi. Kitapları açıklamak, onlara, insanlara rehberlik yapmak için peygamberler gönderdi ve onlar bize bunların hepsini anlattılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde buyuruyor ki, sizi cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak olan her şeyi size anlattım ve peygamberliğimi tamamladım diyor. O iki cihanın serveri Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği yolda yürümek, cennet yolcusunun yapacağı en kolay yolculuktur. Mevlam onun yolunda yürümeyi, onun izinden gitmeyi, onun ahlakı ile ahlaklanmayı cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, dediğimiz gibi cennete götürecek yolların birincisi olmazsa olmaz şartı imandır. Kad eflehal müminun müminler ancak felaha erecekler. İman işte hepimizin bildiği imanın esasları. Allah'a ve Allah'tan gelen her şeye inanmak peygambere ve peygamberin getirdiği her şeye inanmak ve Allah'a o olan imanımızı kalbimize yerleştirmek, muhafaza etmek, Allah'a kul, Habibi Edibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gerçek manada ümmet olabilmek. Mevlam cümlemize nasip eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Men kâle la ilâhe illallah dahal el kim la ilahe illallah der Allah'tan gelen her şeye inanır peygambere inanır imanın esaslarına inanır ve Allah'ın gösterdiği emirleri yerine getirir yasaklarından sakınırsa o elbette cennete girecektir yani cennete girmek için olmazsa olmaz şart imandır ve iman da cennete girmek için kifayet eder bütün müminler cennete elbette girecekler. Ama günahsız olanlar elbette önceden girecekler. Günahı olanlar Allahu Teala'nın meşiyetine kalmış. Yüce Rabbim dilerse onları affeder, dilerse o günahlarının karşılığında onlara azap eder. Ama imanla yaşadı ve son nefesini imanla verebildiyse bir Müslüman o cennete girecektir. Yüce Rabbim bizleri bu imanda sabit kadem eylesin, ayaklarımızı kaydırmasın, bizleri şaşırtmasın. Değerli müminler, tabi iman derken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Sa'idil Hudriye hitaben diyor ki, Ya Ebu Sa'id, Men radiye billahi rabben, imanın bir tarifini yapıyor. Kim ki Allah'ı Rab olarak bilir ve ondan razı olursa, ve bil İslami dinen İslam'ı da din olarak kabul eder ve ondan razı razı olursa ve bir Muhammed'in nebiyen sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı da nebi olarak kabul eder ve ondan razı olursa gönül hoşnutluğuyla bu imana sahip olursa vecebet lehul cennet onun cennete girmesi vacip olur. Tabii değerli müminler o imanı muhafaza etmek. İşte salih amel dediğimiz o Allahu Teala'nın emirleri, namazlarımız, oruçlarımız, zekatlarımız, haramlardan uzaklaşmamız bütün bunlar da o imanı muhafaza etmek için gereklidir. Yüce Rabbimiz bu dünyaya bizi imtihan için gönderdi. Bu dünya imtihan dünyasıdır. Ve bu dünyadan ahiret kazanılacaktır. El dünya mazraatul ahireh Dünya ahiretin tarlasıdır diyor peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam. Yüce Rabbimiz de buyuruyor ki: "Estevdi billah bismillah elif lam mim hasibennasu en yutrak an ve hum la yuftenun." İnsanlar denilip, denenip sınanmadan sadece iman ettik diyerek başıboş bırakılacaklarını mı zannediyorlar? İman esas ama insanlar bu dünyada imtihan edilecekler. O imtihanı kazanmak için de Yüce Rabbimizin emirlerine uymamız lazım. Onun gösterdiği yolda yürümemiz lazım. Veda hutbesinde iki cihanın serveri aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Rabbimiz Allah'a karşı sorumluluğunuzun birincide olun. Beş vakit namazınızı kılın. Ramazan ayında orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatlarını verin ve yöneticilerinize de itaat edin ki cennete giresiniz. Eğer bunları yaparsanız Rabbinizin cennetine girersiniz. Demek ki değerli kardeşlerim yapmamız gereken vazife, vazifeler var, sorumluluklar var ve onların hepsinin karşılığında da cennet nimetleri var. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadisi şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam cennetin kapılarından bahsediyor. Buyuruyor ki Peygamberimiz, Men enfeqa zevceyni fi sebilillahi nudiya fil cenne Ya Abdullah, hâzâ hayrun. Bir insan malından bir çift Allah yolunda verdiği zaman, infak ettiği zaman cennetten ona nida edilir. Ey Allah'ın kulu, bu hayırdır, güzel bir iş yaptın. Sonra femen kâne min ehli salah yud'a min bâbi salah kim namaz kılanlardan ise müminlerin namaz kılanlarındansa onlar salat kapısından namaz kapısından çağrılırlar. Ve men kâne min ehli cihat kim cihat ehlindense onlar da cihat kapısından çağrılırlar. Ve men kâne min ehli sadaka yud'a min babi sadaka kim sadakasını veren, zekatını verense onlar da sadaka kapısından çağrılırlar. Ve men kâne ehli sıyam kim oruç tutansa Ramazan ayında orucunu tutuyorsa du'a min babi reyyan onlar da reyyan kapısından cennete çağrılırlar. Muhterem Müslümanlar, değerli müminler, cennet yolunda bu dünyada yapacağımız işlerden birisi de kiminle beraber olduğumuza, kimi sevdiğimize dikkat etmemizdir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, El mar'u me'amene habbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevdiklerimizin kim olduğu, bizim onlarla buluşacağımızı göz önüne alarak çok önemlidir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir başka hadislerinde de buyuruyor ki: "La tedhulunel cennete hatta tu'minu." İman etmedikçe cennete giremezsiniz. "Ve la tu'minu hatta tahabbu." Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olamazsınız. Evvela edullukum ale şeyin iza fealtumuhu tahâbebtum. Size bir şey öğreteyim mi? Onu yaptığınız zaman birbirinizi sevmiş olursunuz. Efşü selame beynekum. Aranızda selamı yayınız. Birbirinize selam veriniz. Tanıdık tanımadık insanlara selam vermek suretiyle onlar hakkında iyi dileklerinizi bildiriniz. Onlarla beraber olduğunuzu, kardeş olduğunuzu ilan ediniz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün arkadaşlarına şöyle buyurdular. Şehit ve peygamber olmadıkları halde kullar içerisinde, Allah'ın kulları içerisinde öyle insanlar vardır ki kıyamet gününde peygamberler onlara gıpta edecekler. Bunu duyan ashab heyecanla acaba bunlar kimlerdir diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a pür dikkat kesildiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu insanlar aralarında herhangi bir akrabalık bağı veya bir ticari ilişki olmadığı halde sadece Allah rızası için birbirini seven insanlar, onlar cennette olacaklar. Değerli kardeşlerim, birbirimizi sevmemiz, birbirimizle beraber olmamız lazım. Çünkü bizim atasözümüz var. Deriz ki arkadaşını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim. Yani sevdiklerimiz çok önemli. Biz Allah'ın sevdiği işleri yapan, Allah'ın sevdiği kullarla beraber olmaya dikkat etmeliyiz. Değerli müminler, ayrıca maddi ve manevi fedakarlık da yapmak lazım cenneti kazanabilmek için. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Mübin'de Tevbe Suresi 111. ayeti kerimede Estağfirullah İnne Allah eştara minel müminine enfusehum ve emvâlehum bi-enna Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren veya öldürülen müminlerin canlarını ve malları karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Canlarının ve malları karşı, malları karşılığında cenneti vermek suretiyle satın almıştır. Yani değerli kardeşlerim, tabii cennete giderken hep cenneti istiyoruz. O cennet yolunda fedakarlık yapmak lazım. Allah yolunda gerekirse malımızı, canımızı verebilmemiz lazım. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir gün ashabına buyurdular ki, insanların su ihtiyacını gidermek için karşılığı cennet olmak üzere bir kuyu kim satın alıp da insanların istifadesine sunmak ister?'' İnsanların istifadesine sunulacak bir kuyuyu cennet karşılığında peygamberimiz teklif ediyor. Hazreti Osman radıyallahu an müsaade istiyor ve diyor ki ya Resulallah bunu ben yapabilirim diyor. İnsanlara faydalı olmak, Müslümanların insanların dertleriyle dertlenmek, onların acılarını paylaşmak, sevinçli günlerinde onların yanında olmak. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ashabına hitaben der ki: Bugün içinizden kim oruç tutmaktadır? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ben oruçluyum ya Resulallah der. Peki bugün içinizden kim bir cenazeye iştirak etti? Cenazeyi teşhi etti diye sorar. Hazreti Ebu Bekir yine der ki ben bir cenazeye katıldım ya Resulallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam tekrar sorar. Bugün kim bir fakiri doyurdu? Hazreti Ebubekir Efendimiz yine söz alır ve der ki ben bugün bir fakire yardım ettim ya Resulallah. Peygamberimiz ve vesselam sormaya devam eder. Kim bugün bir hastayı ziyaret etti diye. Hazreti Ebubekir Efendimiz yine der ki ben bugün bir hastayı ziyaret ettim. Peygamberimiz bunun üzerinde bunun üzerine şöyle buyurur. Allahu Teala bu sıfatları kendisinde bulunduran kişiyi kesinlikle cennetine koyacaktır. Mevlam cennete girenlerden eylesin, cemalini görenlerden eylesin. Bir başka hadisi şerifte ise bir müminin bir mümin aç bir mümini doyurursa Allahu Teala ona cennet nimetlerini verir ve onunla doyurur. Yine bir mümin bir başka Müslümanın susuzluğunu giderirse Allahu Teala ona cennet ırmaklarından, cennet sularından içirir. Kim bir hangi bir, mümin bir başka müminin giydirirse Allahu Teala o Müslümanı cennetine koyar ve cennet elbiseleri giydirir. Değerli kardeşlerim. Değişik hadisi şeriflerde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şu amelleri yapan insanlar cennete girecektir diye de müjde vermektedir. Bunlar adaletle hükmeden yönetici, sadaka veren kişi, akraba ve Müslümanlara karşı iyi davranan ince kalpli ve merhametli olan mümin, iffetini ve namusunu koruyan Müslüman, insanları günde beş vakit namaza çağıran müezzin, cemaatinin kendisinden razı olduğu, hoşnut olduğu cami görevlisi imam, ve efendisinin kendisinden razı olduğu, hisme, hizmetinden memnun kaldığı köle veya hizmetçi. Bu insanları da değişik hadisi şeriflerde Peygamberimiz cennete gidecek ameller olarak saymaktadır. Değerli müminler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam cennete gidecek bütün yolları bizlere öğretti. Bir defasında ona yine soruldu. Dendi ki ya Resulallah, bizi cennete sokacak en çok ibadetlerin hangisidir? En çok cennete girmemizi sağlayan davranış hangi davranıştır? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kal et takva ve husnul takva ve güzel ahlaktır buyurdu. Takva Allahu Teala'nın emirlerine şeksiz ve şüphesiz inanan, kabul eden ve o emirlere uyan insan, harama düşmemek için gayret gösteren mümin, muttaki mümin ve güzel ahlak da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıdır. Mevlam onun ahlakıyla ahlaklanmayı cümlemize nasip eylesin. Değerli müminler, Ubade bin Samit'in naklettiği bir hadisi şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki, siz bana kendinizden altı şeyi garanti edin, söz verin. Ben de sizin cennete gireceğiniz hakkında size garanti vereyim, söz vereyim diyor. 1. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin. Müslüman doğru insandır. Özüyle, sözüyle doğru olmalıdır. 2. Söz verdiğiniz zaman kesinlikle o sözünüzü eğer günah yoksa içinde yerine getiriniz. Size bir şey emanet edildiği zaman emanet hukukuna riayet ediniz, emanete hıyanet etmeyiniz. Namusunuzu koruyunuz, iffetli olunuz, harama bakmaktan sakınınız, harama bakmayınız ve elinizi kötü işlerden çekiniz. İşte bu davranışlarınız da garanti verirseniz ben de sizin cennete gireceğinize garanti veririm diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Değerli müminler, tabi Yüce Rabbimize karşı gelmemek, başımıza gelecek olan musibetlere sabretmek ve Allah'a sığınmak, yalvarmak da cennete gitmemize vesile olan ahlaki erdemlerdendir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah ya eyühellezine amenu estaeinu bis sabri ve salah. Ey iman edenler sabırla ve namazla Allah -u Teala'dan yardım isteyiniz. Mevlaya sığınınız. İnna Allaha'm sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Değerli kardeşlerim, sabreden derviş muradına ermiş derler. Sabırlı olmak musibetlere karşı hemen kendimizi bırakmamak, Allah'a karşı gelmemek, tavır koymamak. Bütün peygamberler o sabırdan geçtiler ve hepsi sabırı kazandılar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'a bütün musibetler geldiği zaman Rabbına sığındı. Enni messeniyet <Sessizlik> dur ve ente erhamur rahimin. Ya Rabbi bana çok hastalıklar isabet etti. Ama sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bana merhametinle, affınla muamele ile diye yalvardı. Allahu Teala o sabrının karşılığında onu o hastalıklardan korudu ve beri eyledi. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kabristandan geçerken orada kadıncağız ağlıyor. Demek ki bir yakını var, bir cenazesi var. Ama ağlarken hoş olmayan sözler de söylüyor. Biraz sözünü de yükseltiyor. Hıçkırıklarını yükseltiyor. Haddi aşar bir şekilde Peygamberimizin uygun görmediği şekilde tavırlar içerisine giriyor. Bunu görünce Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam arkadan yaklaşır ve der ki: "İttakillah pasbiri ey kadıncağız, Allah'tan kork, muttaki ol, sabırlı ol." der. Ama kadıncağız çok üzüntülüdür. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın sesini bile almaz. Onu tanıyamaz. Bilemez kendi kendine hiç bakmadan peygamberimizin yüzüne der ki sen benim başıma neyin geldiğini biliyor musun? Benim musibetim senin başına gelseydi sen ne yapardın gibi laflar ediyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu durum karşısında çok mahzun oluyor. Üzülüyor ve orayı terk ederek evine gidiyor. Olaya şahit olan sahabilerden bir tanesi gelip kadın kadıncağızı uyarıyorlar. Be kadın sen kiminle konuştuğunu biliyor musun? Sana o ikazda bulunan insan iki cihanın serveri Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam idi deyince tabi kadıncağız perişan oluyor. Oracıkta mahzun bir şekilde hemen cenazesini bırakıp Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın peşinden onun evine giriyor. Peygamberimizin evine girip diyor ki ya Resulallah tabir caizse ben ettim sen etme ya Resulallah. Affeyle ya Resulallah. Bilemedim ben, hata yaptım diye yalvarır, yakarır. Ama peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bütün musibetlere karşı hepimiz için geçerli bir emirde bulunuyor, bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki: "İnname's sabru inda sademetil Sabır hemen ancak musibete ilk anda karşılaşıldığı an gösterilen tavırdır. İlk anda gösterilen davranıştır sabır. Müslüman sabırlı olmalı, Mevlaya yalvarmalı ve başına gelen musibetlere karşı yine yüce Rabbimize sığınmalıdır. Değerli müminler, cennete götürecek olan davranışlardan birisini de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam doğruluk olarak anlatıyor. Diyor ki: İnne yehdi ilal birri. Sıdk yani doğruluk insanı iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Bir insan doğru oldukça Allahu Teala onu da doğrulardan, sıddıklardan yazar. Sıddıkların yeri de cennettir. Mevlam bizi cennetinde peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber eylesin. Değerli müminler, muhterem kardeşlerim, netice itibarıyla biz Müslümanlar olarak ta ilk okuduğum ayeti kerimedeki o müjdeye ulaşabilmek, yani kurtuluşa erebilmek için Yüce Rabbimizin gösterdiği o güzel din, dini mübini İslam'a inanıyoruz elhamdülillah. O inancımızın esaslarını yerine getirmemiz lazım hepimizce bilinen, ezberlediğimiz Asır suresinde de Mevlam husrana eren insanlardan bahsediyor. Diyor ki: "İnnel insane lefi husrin." insanoğlu elbette hüsrandadır. Ancak şu dört kişiyi, dört sıfata sahip olan insanları ayırıyor. Diyor ki: "İllellezine amenu, iman edenler ve amilus salihati, salih amel işleyenler." ve tevasav bil hakkı hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Değerli müminler, yaptığımız ibadetler, inancımız elbette bizim cennete gitmemiz için birer vesiledir. Asıl olan Mevla'nın rahmetine kavuşmaktır. Onun rahmetine mazhar olmaktır. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: Hiç kimseyi kendi ameli cennete koyamaz. Ashab diyor ki ya Resulallah sen de mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Allah rahmet etmedikçe, Allah rahmetiyle muamele etmedikçe hiç kimse cennete giremez. O nedenle elhamdülillah Müslümanız. Mevlam bu imanda bizleri sabit kadem eylesin. Namazlarımızı kılacak, oruçlarımızı tutacak, zekatımızı verecek, gerektiğinde hac farz olduğunda haccımızı da yapacak. Mevla'nın yasakladığı şeylerden de sakınacağız. Ama cennete girmek için hep Mevla'nın rahmetine sığınacağız. Onun razı olduğu kulların amellerini yapacak ve onun razı olduğu kullarla beraber cennete gireceğiz. Mevlam cümlemizi razı olduğu kullarına dahil eylesin. Bizleri cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin. O cennet nimetlerine ulaşmayı Mevlam cümlemize nasip eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El